Yeni dönemde nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Oradan başlayayım Sayın Bakan. Şimdi yeni dönem aslında Cumhuriyet tarihimizin en önemli sistem değişikliğinin başladığı dönem. Yani bu sistem değişikliği Cumhuriyet tarihimizin en önemli değişikliği olarak ifade etmek gerekir sistem değişikliğini. Bu dönem aslında Türkiye'nin şahlanacağı, Türkiye'nin şaha kalkacağı bir dönem olacak. Bu Türkiye'nin şahlanması teknolojili olacak, Türkiye'nin şahlanması ihracatlı olacak, Türkiye'nin şahlanması dijital teknolojilerin dijital ekonomiye dönüştüğü bir dönem olacak. Hı hı. Tabii sizin isminiz artık adeta yerli otomobille özdeşleşmiş durumda. Evet, yeni dönemde bizi, Türkiye'yi nasıl projeler bekliyor olacak? Çünkü bunların ön çalışmalarını sizin bakanlığınız döneminde yaptık. Şimdi geçen 1,5 yıllık dönem içerisinde Türkiye'yi ikiye katlayacak Türk sanayisini, Türkiye'nin sanayi ve teknolojisini nasıl ikiye katlarız, iki katına çıkartırız sorusunu sorduk ve bununla ilgili projeler geliştirdik. Geçen 1,5 yıllık dönem içerisinde bu projelerin her biri için detaylı teknik ve mali analizler yaptık. Bu analizler sonucu ortaya çıkan değerlendirmeleri Sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu'na ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyası döneminde sosyal medyadan paylaştıkları projelerin, teknoloji odaklı projelerin aşağı yukarı tamamının altyapısı hazır, fizibiliteleri hazır projelerdir. Bunları inşallah yeni dönemde Türkiye uygulayacak ve yeni dönemde Türkiye bir sıçrama yapacak. Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapmasını istiyoruz ki bu Türkiye'nin sıçrama yapabileceği en önemli alanların başında sanayi ve teknoloji geliyor. Teknoloji üreten bir Türkiye, bilgi üreten, ürettiği bilgiyle teknoloji üreten, bunu sanayide ürüne dönüştüren bir Türkiye inşallah oluşturacağız. Ve buradaki bütün projeksiyonumuz 5 artı 5, önümüzdeki 5 artı 5, 2 dönemde Türkiye'nin yanına bir Türkiye daha koymak şeklinde. Bakın, yerli marka otomobil, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına önümüzdeki 15 yıllık dönemde yaklaşık 50 milyar euroluk katkı sağlayacak olan bir proje. Otomobilin çok ötesinde bu aslında Türkiye'nin teknoloji dönüşümünün en önemli araçlarından birisi olan bir proje. Ve yine cari açıya yaklaşık 7 milyar avro katkı sağlayacak olan bir proje ve yine yaklaşık 20 bin kişiye iş ve istihdam sağlayacak olan bir proje. Mesela yine Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan paylaştıkları ve muhtemel muhtelif mitinglerde de ifade ettikleri mega endüstri bölgeleri yine Türkiye'ye sıçrama yaptıracak. Benzerlerini Singapur'da, Malezya'da, Çin'de gördüğümüz büyük ölçekli ekonomik bölgelerdir. Bunlar OSB'lerin ötesinde, onlardan çok daha büyük, yer ve arazinin devlete ait olduğu mülkiyetinin ama kullanım hakkının sanayicilerimizde olduğu. Yani sanayicilerimizi sanayi parseline para ödemekten kurtardığımız yüksek teknoloji üreten merkezler olacak. Dolayısıyla Türkiye'ye sıçrama yaptıracak projelerimiz hazır. Bu projeler hazır. Bunları geçen 1,5 yıllık dönemde uluslararası kuruluşlardan danışmanlık hizmeti de alarak hazırladık. Çünkü ellerinde çok fazla veri var, çok fazla bilgi var. O bilgileri kıymetlendirdik. Bunları Türkiye'ye uyarladık. Yine bakın, dijitalleşme de önemli bir başlık olacak. Tabii bakın, bütün dünyada, bütün dünyada bir eğilim var. Batılı ülkelerin Endüstri 4.0 dedikleri, bizimse Türkiye'nin sanayi devrimi diye ifade ettiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Bakın, yaptığımız çalışma 1,5 yıllık bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda ulaştığımız değerler, bir kısmını paylaşayım. Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre önümüzdeki 10 yıllık dönemde, yani 5 artı 5, 2 dönemde dünyadaki dijital dönüşümün ekonomik etkisi yaklaşık 100 trilyon dolar olacak. Türkiye olarak biz hazırladığımız programla bu pazardan yaklaşık 1 trilyon dolar pay almak istiyoruz. Bütün projeksiyonumuz, bütün yoğunluğumuz
bunun üzerine. Bakın bir şey ifade edeyim. İhracat yapmak istiyoruz. İhracatımızı artırmak istiyoruz büyümek için. İhracatımız ithalata dayalı ve zorlanıyoruz. Üretim yapımızı değiştirmeden, üretim süreçlerimizi, üretim yapımızı değiştirmeden ihracatımızı çok daha fazla artırma imkanımız yok. Çünkü artık dünyada çok ucuz üretim maliyetleri var. Türkiye'nin belli bir seviyesi var. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim süreçlerini değiştirebileceği, üretim yöntemlerini değiştirebileceği tek konu alan dijital dönüşümdür. Karanlık fabrikalar, otonom sistemler, robotlar, bunlar Türkiye'nin geleceğinde üretim süreçlerimizi etkileyecek katmanlı üretim. Bakın üç boyutlu yazıcılar. Bakın bütün bildiğimiz imalat yöntemlerini değiştiren bir süreç. Takım tezgahları dışarı çıkıyor. Yani kullanımsız hale geliyor. Bu bakımdan Türkiye'nin dijitalleşmesi, Türk sanayinin dijital dönüşümünün sağlanması bizim birinci öncelik verdiğimiz konulardandır. Bakın yine yeni hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede bir ofisi olacak. Dijital dönüşüm ofisi. Bu EDB çalışmalarından yapay zekaya kadar birçok konuda fikir üretecek. Birçok konuda yeni fikirler, yeni stratejiler üretecek. Bunları da bakanlıklarımız uygulayacak. Tarımdan işte tıbba kadar, sağlığa kadar birçok alanda bunların etkilerini göreceğiz. Yeni dönemde peki yeni dikkatimizi çok çekecek, kamuoyunun ilgisini çok çekecek. Özellikle basının üstünde duracağı bir proje bekleyelim mi? Sürprizler bekleyelim mi Sayın Bakan? Şöyle, ne dersiniz? Yeni dönemde dijital teknolojilere büyük öncelik vereceğiz. Bunların da başında yapay zeka geliyor. Yeni dönemde birinci önceliğimiz yapay zekadır. Dijital teknolojilerdir. Dijital teknolojilerin içerisinde yapay zekadır. Tabii alanınızı konuştuk. Bir nebze de son olarak siyasete dönmek istiyorum. Evet. Meclis Başkanı adaylığı da netleşti. Yakın çalışma arkadaşlarınızdan biri Başbakan, son Başbakan Binali Yıldırım. Sayın Başbakanımızla ben 2 yıldır yakın çalışıyorum. Çok muhteşem bir insan. Çok muhteşem bir insan. Bakın yani uzlaşmacı bir kültüre sahip. Sayın Başbakanımız hadisleri çok kolay kavrayıp çok pratik çözümler üretebilen bir yapıya sahip. Meclis Başkanlığı bu meclisin yeni yapısında son derece isabetli, son derece doğru bir karardır. Sayın Başbakanımıza, Başbakanımızın bu görevi de çok iyi bir şekilde yapacağına inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Sabah saatlerinde grup toplantınız da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Cumhur İttifakı'yla seçimlere girmişti. Evet, AK evet. Parti ve Milliyetçi devam Hareket edecek. Partisi. İttifak devam edeceğini belirtti, altını çizdi bir kez daha Cumhurbaşkanı. Yeni dönemde nasıl bir siyasi tablo göreceğiz? Onu bakın şöyle, size. Cumhur İttifakı aslında değerler ittifakıdır. Yani Cumhur İttifakı sıradan bir ittifak değil, değerler ittifakıdır. Bakın nedir bu değerler? Bu değerler tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ittifakıdır. Bu değerlere inanan iki siyasi partinin ittifakıdır. Biz öyle başkaları gibi birbirine benzemez, birbiriyle yolda görseler birbirlerine selam vermeyecek derecede yabancı, kültüre sahip, aynı fikriyatı paylaşmayan, insanların oluşturdukları ittifaklardan değil. Bakın zaten dağıldılar. Yani ittifak, yani karşı ittifak diyelim, zaten dağıldı. İşte dedik seçime kadar beraberdik. Biz bakın 5 yıllık dönem içerisinde inşallah bir aksilik olmazsa değerler üzerindeki birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olunuz.